çocuklar, bugün de sizlerle birlikte ses konulu etkinliklerimizi yapacağız. İlk olarak Ayça sınıfta aşağıdaki gibi durup şarkı söylüyor. Ayça'nın sesini verilen noktaların hangilerinden duyabiliriz, işaretleyelim ve nedenini açıklayalım. Baktığımda Ayça'nın sesini ben A noktasından duyabilirim. B noktasından da duyabilirim. Yine C noktasından da duyabilirim ve D'den de duyabilirim. Hatta koridordan, yani sınıfın dışındaki koridordan bile Ayça'nın sesini ben duyabilirim. Peki bunun nedeni nedir? Ne demiştik size derste? Ses her yere dağılır. Bu sebeple de ben Ayça'nın sesini her yerden duyarım. O zaman nedenini yazalım. Ses her yere dağıldığı için Ayça'nın sesini her noktadan duyabiliriz. Ses kaynakları ikiye ayrılıyordu. Doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynakları. Doğal ses kaynakları doğada kendiliğinden oluşan ve canlıların çıkardığı ses kaynaklarıydı. Örnekledi yağmur sesi, insan sesi, yine bir dalga sesiydi. Yapay ses kaynağı araç ve gereçler kullanılarak çıkan seslerdir. Gitar sesi, keman sesi, araba sesi, zil sesi buna örnek. Peki burada bir etkinliğimiz var. Aşağıdaki ses kaynaklarına, doğal ses çıkaranların altına doğal, yapay ses çıkaranların altına yapay yazalım. Baktığımda bir rüzgar sesi var, yağmur sesi var, o zaman yapay ses kaynağıdır diyorum. Keman sesi, bunu siliyorum. Doğal ses kaynağıdır diyorum. Keman sesine geldiğinde, keman sesi yapay ses kaynağıydı. Yine bir kuş sesi, hayvanların çıkardıkları sesler doğal ses kaynaklarıydı. Dalga sesi doğal ses kaynağı. İnsan sesine baktığımda yine doğal ses kaynağı. Telefonun çıkardığı ses yapay ses kaynağı. Gök gürültüsünün sesi doğal. Ve bilgisayarın sesi yapay ses kaynağıdır diyor. Mucit kafalarımız doğal ve yapay ses kaynaklarını aşağıdaki gibi listelemiştir. Ancak bazı yerlerde hata yapmıştır. Hatalı olanlar üzerine çarpıyor. Evet, mucit kafalarımız doğal ve yapay ses kaynaklarını aşağıdaki gibi listelemiştir. Ancak bazı yerlerde hata yapmıştır. Hatalı olanlar üzerine çarpı işareti yapalım. Sonra listelere örnekler yazalım diyor. Bakıyorum ilk olarak kedi sesi doğal bir ses mi? Evet. Uçak sesi renkli, farklı renkli bir kalemle yapıyorum. Yapay ses kaynağı. El çırpma sesi yine doğal ses kaynağı. Dalga sesi doğal ses kaynağı. Yağmur sesi doğal ses kaynağı. Peki yapay ses kaynaklarına baktığımda piyano sesi yapay. Yazı yazma sesi kalemin çıkardığı ses olduğu için yine yapay bir ses kaynağı. Akarsu sesi doğal ses kaynağı. Düdüklü tencere sesi yapay ses kaynağı. Tren sesi yapay ses kaynağı. Örnekleri yazacak olursak eğer doğal ses kaynağına örnek olarak ne yazabilirim? Bir insan sesini yazabilirim. Yine başka bir ses kaynağı ne diyebilirim? Gök gürültüsünün sesi. Yapay ses kaynağı ne diyebilirim? Keman sesi. Yine başka bir örnek yazacak olursam zil sesi. Aşağıdaki kutucuklara doğal ses kaynağı olanlara D, yapay ses kaynağı olanlara Y yazalım diyor. Bakacak olursak eğer doğal ses kaynağı ve kuş sesi. Davul sesi yapay ses kaynağıdır. İnsan sesi doğal ses kaynağıdır. Bir zil sesi var, yapay ses kaynağıdır. Şelalenin çıkardığı
ses, doğal ses kaynağıdır. Telefonun çıkardığı ses, yapay ses kaynağıdır. Aşağıdaki ses kaynaklarından doğal ses kaynağı olanları yuvarlak içine alalım. Bakıyorum, doğal ses kaynağı olanlar. Aslan, zurna yapay ses kaynağıdır, bir müzik aletidir. Televizyon yapay ses kaynağıdır. Deniz dalgası doğal ses kaynağıdır. Gök gürültüsü doğal ses kaynağıdır. Gitar yine yapay ses kaynağıdır. Piyano doğal ses kaynağı mıdır yoksa yapay ses kaynağı mıdır diyor. Piyano yapay ses kaynağıdır. Aşağıdaki görsellerden doğal ses kaynağı olanları D, yapay ses kaynağı olanları Y yazalım. İlk olarak baktığında bir çocuk oyuncağı var. Buradaki oyuncaktan çıkan ses yapay ses kaynağıdır. Yine dozerin çıkardığı ses yapay ses kaynağıdır. Ama şelaleden akan suyun sesi doğal ses kaynağıdır. Televizyonun sesi yapay ses kaynağıdır. Buraya da baktığımda rüzgarın sesi doğal ses kaynağıdır. Yine burada yapay ses kaynağı var. Papağanın çıkardığı ses doğal ses kaynağıdır. Doğal, yine burada gitarın sesi yapay ses kaynağıdır. Peki, aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına D harfi, yanlış olanların karşısına Y harfi koyalım. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu kutulara yazalım. Baktığımda hayvanlar doğal ses kaynaklarına örnektir diyor. Evet, doğru. Ambulansın sesini giderek daha şiddetli duyan kişi ambulansa yaklaşıyordur. Doğru. Ses kaynağına yaklaştıkça sesi daha şiddetli duyarız, daha çok duyarız. Ses sadece bir yöne yayılır. Ses her yöne yayılır demiştik. O yüzden yanlış diyorum. Her sesin bir kaynağı vardır. Doğru. Ses kaynağı bize yaklaştıkça duyduğumuz sesin şiddeti azalır. Hayır, şiddeti artar demeliydi. Yanlış diyorum. Rüzgar yapay ses kaynağıdır diyor. Rüzgar doğal ses kaynağıdır. Yine yanlış diyorum. Sesin şiddetine geldiğimizde sesin zayıf veya kuvvetli olmasına sesin şiddeti diyoruz. Peki yukarıdaki görsele göre müziğin sesini en şiddetli kim hisseder? Müziğin sesini en şiddetli ses kaynağına en yakın olan kişi hisseder. Kimdir o? Nazlı. O zaman neden dediği için? Çünkü ses kaynağına en yakın olur. Yine müziğin şiddetini en az kim hisseder? Ses kaynağına en uzak olan kim o? Yavuz. Yavuz ses kaynağına en uzak kişi olduğu için diyor. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları yukarıdaki bilgilere göre uygun kelimelerle dolduralım diyor. Meli ambulansın sesini artarak duyuyor. Buna göre ambulans Meli'ye artarak duyduğu için ne oluyordur? Yaklaşıyordur. Alper simitçinin sesinin giderek azaldığını söylüyor. Simitçi Alper'den giderek uzaklaşıyordur diyor. Diğerine baktığımda Özge televizyona yaklaştıkça televizyonun sesinin şiddetini arttırdığını duyuyor. Ve radyodan uzaklaştıkça radyonun sesinin şiddetini azalttığını. Annenin cep telefonu kayboldu. Annenin cep telefonu yerini nasıl bulursun? Yazalım diyor. Nasıl buluruz biz annemizin cep telefonu? Başka bir numarada ararız cep telefonunu. Ses nereden geliyorsa o yöne doğru gideriz.
Aşağıdaki görsellerde seslerin en az şiddetli olandan en fazla şiddetli olana doğru sıralayalım diyor. İlk olarak baktığında en az şiddetli olan hangisidir? Bir insan sesidir. O zaman bir numaraya insan sesini diyorum. Ondan sonra bir piyano sesi. Sonra dozerin ve en son uçağın sesi diyorum. Görsellere bakarak insan kulağının duyamadığı seslerin kullanım amacını yazalım diyor. Kullanım amacına bakacak olursak eğer ses dalgaları sayesinde geliştirilen ultrason cihazı ile iç organlar ve anne karnındaki bebek görülebilir. Yine buradaki şeye baktığımızda petrol aramalarında insan kulağının duyamadığı ses dalgalarından yararlanılır. Yer kabuğunu incelerken de insan kulağının duyamadığı ses dalgalarından yararlanılır. Çeşitli araçlar yardımıyla bu titreşimler kayıt altına alınır. Peki şarkıcılar konserde seslerini kalabalığa nasıl duyurabiliyor? Mikrofon, hoparlör ile sesin şiddetini artırıyorlar. Ses kirliliği yani gürültü konusuna baktığımızda istenmeyen sesler gürültüdür çocuklar. Peki kulak sağlığımızı korumak için bizler neler yapmalıyız? İlk olarak çok yüksek sesli ortamlarda uzun süre kalmamalıyız. Yine kulaklıkla uzun süre müzik dinlememeliyiz. Televizyonu çok yakından ve yüksek sesle seyretmemeliyiz. Çok yüksek sesli ortamlarda mutlaka koruyucu kulaklık takmalıyız. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz de buraya kadardı. Sizlerle bir sonraki dersimizde görüşürüz.